Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün Minecraft'ta çok ama çok güzel bir harita oynayacağız. Arkadaşlar, bu haritamızın mantığı şu şekilde. Ben zaten bunun orijinallerini çekmiştim, hemen anlatıyorum. Minecraft'ta 7 büyük hata diye çekmiştim. Minecraft'ta 8 büyük hata diye çekmiştim. 10 büyük hata. Bu şekilde arkadaşlar videolarını çekmiştim bunun. Digin içeri adlı bir harita vardı. Orijinal hali o arkadaşlar. Minecraft'taki hataları kullanıyorduk. Güzel bir şekilde bölümlerimizi geçiyorduk. Minecraft'ta bir takım hatalar oluyor ya. Minecraft'ın hataları falan oluyor. Onları kullanıyorduk arkadaşlar. Onlardan yararlanarak böyle bölümleri geçiyorduk. Ve arkadaşlar bunun da mantığı yine aynı. Minecraft'taki bazı hataları kullanarak yine bölümleri geçmeye çalışacağız. Ve arkadaşlar bu haritanın bir farklılığı var. Bu arkadaşlar yeni yıla özel, 2017'ye özel. İşte bunları Christmas, Noel falan oluyor. Biz yılbaşı diyelim, yani yılbaşına özel diyelim. Bir harita yapmışlar arkadaşlar. Biz de oynamaya çalışacağız bakalım bunu. Yani uyarlamışlar etraftaki objeler, nesneler falan yılbaşına özel, Noel'e özel. Onların öyle oluyor ya. O şekilde şey yapmışlar. Yapanlar bu kişiler. Şu Brandon, bunu tanıyorum bakın, bunu tanıyorum ama şu yanındakileri pek tanıyamadım. Belki şunu da, evet bunu da gördüm, bunu da gördüm ama bunları tanımıyorum. Büyük ihtimal bunun tayfasıdır zaten. Yani bunlar bunun tayfasıdır. Çünkü zaten bunu ortaya koymuşlar. Galiba liderler şey başları falan bu. Neyse öyle bunlar yapmışlar arkadaşlar. Bunlar yapmış bunu. Okunması gereken şurası var. Ne diyor? İşte video çekiyorsan falan aşağıya açıklamaya koy tarzında. Bunlar ordulu herhalde. Bunlar ordulu herhalde. 52 yazdıklarına göre Mine 52 team'miş takımların ismi. Neyse arkadaşlar bunlar herhalde haritaları yapıyor bu şekilde. Diglitcher herhalde bunlar yapmış olması lazım o zaman. Aynen. Çünkü Digl yani indirdiğim yerde şöyle yazıyor. Diglitcher. Bu arada biz ne yapıyoruz lan? Nasıl başlıyoruz bu haritaya? Bir dakika. Tamam parkur yaptık diyeyim. Yo parkurla alakalı bir şey değil ki. Burası lobby tarzı bir şey. Bir dakika. Start. Aynen buradan başlayacağız. Bakın buradan. Ben de parkur yapıyorum. Salak salak sıçmam orada parkur yapıyorum. Tamam ne diyor? Şimdi dur. Yılbaşı ağacının üstünde doğduk ama düştük. Neyse bu zaten bir yakın. Tamam. Elimde bir ne var? Hint bir yani ipucu. Evet ipucu var. Ve kurallar var. Kurallardan başlayalım bakalım. Game mode adventure. Render ise 8'in üstünde. Tamam 8'in üstündeyiz zaten. Bak bakmaya gerek bile yok. Only is ihtiyacın olduğu sürece ipuçlarını kullanmamızı söylüyor. Okey tamam arkadaşlar. Şimdi ipucunu kullanalım, ihtiyacım var. Evet kullanalım, şu an ihtiyacım var benim. Hemen kullanmak istiyorum. Güller kırmızıdır. Evet güller kırmızıdır. Yoles are blue. Yoles ne oluyordur? Yoles mi çiçekti şey miydi acaba? Orkide miydi neydi? Bu yani mavi oluyormuş ona. Tamam okey mavi olur. Behind the piston. Dur. Piston arkanda piston diyor. Evet piston arkamda evet burada. Bir şey daha diyor. There is a glitch too. Hata orada gibi bir şey söylüyor. Evet, hata burada. Hata burada ama bir dakika. Şimdi buradaki devler ne? Bunlar ne alaka ve buradaki piston ne? Yine aynı şekilde bir piston devresi var burada. Bu olay ne? Şimdi bir dakika bakalım. Burada şifre çözme tarzı bir şey var ama bu Minecraft'ın hatasına girmez. Yani bu şifre çözmemiz Minecraft. Gerçi bu redstone devlerinde hata falan olabilir. Neyse şuna basalım bakalım merak ettim. Evet buna basınca böyle bunlar kendini yenileye bu şekilde şeker aşağıya fışkırıyor. Çok ses bir dakika çok ses var. Siz de rahatsız etmişsin. Ben de rahatsız olmayayım şu an. Böyle biraz daha iyi. Böyle çok daha iyi. Bakalım şimdi arkadaşlar bir dakika hızlı bir şekilde çözmeye çalışayım ki sizi şey yapmayayım. Şöyle deneyeyim yani. Böyle denemekten korkmamak lazım. Şöyle geleyim bir içeri alır. Çünkü arkadaşlar biliyorsunuz pistonlar içeri falan alıyor. Yani ama bunun altına nasıl gireceğiz? Eltra olsa falan. Yok Eltra da vermedi bize hiçbir şekilde bir yerden. Chest mested. Aa bir dakika chest var lan. Burada chest var bekle. Hemen bakalım. Yok. Boş. Bu da boş. Chestlerin arkasına bakmakta fayda var. Her zaman için şöyle chestlerin böyle köşelerinde arkadaşlar bir şeyler olabilir. Minecraft'ın hataları işte bunlar arkadaşlar. Hiç izlemediyseniz o diğer bahsettiğim videolarımı. Minecraft'ın hataları arkadaşlar bunlar işte. Böyle küçük saçma sapan hatalar oluyor ya. Onları arkadaşlar kullanarak böyle bir şeyler falan buluyoruz. İpuçları bir şeyler buluyoruz. Geçiyoruz. Şunları merak ettim. Bir dakika. Burada bir açılıp kapanma olayı var. Ses bu taraftan doğru geliyor. Bir dakika. Şöyle bir. Gerçeği böyleydi. Tamam bunu yukarı attık. Şunlar normal olsun. Bir, şey, bir dakika şunu açalım. Şurada bir şey olduğunu sanıyorum. Veya şöyle bir şey olduğunu sanıyorum şimdi şurada. Yo burada da bir şey yok. Hemen şunları da açalım. Ses. Bak yine bir şey oldu. Evet yine bir şeyler oldu. Altta bir şeyler oluyor ama. Ya bu bir dakika. Bir şifre çözmek Minecraft hatası değil ya. Bir şeyler oldu. Şu ikisinde bir şeyler var ama bir dakika. Tamam bu ikisini normalden farklı yapalım. Bunları normal yapalım. Normali çünkü bunların böyleydi. Bu ikisini arkadaşlar bu şekilde yapalım. Farklı olsun. Yani bir şey değişmiyor ama. Yani buradaki devre duruyordu. Bir dakika. Ötekine ne oldu? Ha bu çalışıyor. Bu çalışıyor. Sesi kesilmiş sadece uzakta olduğumuz için. Bu mu acaba bizi içeri alacak? Dur bakayım. İçeri alsa hani şöyle. Şıp şıp yapıyor ya. Bir dakika buradan giremeyiz. Şuradan gireriz. Yok bir dakika. Bekle bekle bekle. Sakin sakin. Şöyle eğilerek yavaşça. Şöyle bir dakika. Hızlı girelim o zaman. Hızlı girelim. 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 Anasını satayım. Girelim. İçine al beni. Yok almıyor. Bu da almıyor herhalde arkadaşlar. Bir dakika. Şurada bir durur musun? Lütfen bir durur musun? Bir saniye ya. Bir saniye. Allah Allah. Dur şuraya bakacağım. Şu öteye bakacağım.
Optifine'de kurmadık, zoom yok. Yok yok, tamam, o devreyle alakalı bir şey. Orada bir şey var falan sandım böyle. Şuraya bir bakalım. Aynı şekilde burada da yok. Burada da bir şey yok gibi gözüküyor. Aynen, orada devreyle tarzı. Bir şey yok yani arkadaşlar. Bunun arkasında bir şey, onun arkasında bir şey. Yani bu içeri almasını da çok isterdim şu an aslında ama yani Minecraft'ın hatalarından biri çünkü bu. Bir önceki videolarımızda da vardı bu. Tak diye böyle içine falan alıyordu. Bloktan atlatıyor pistonlar, biliyorsunuz, arasına girince falan ittiriyor falan sizi böyle. Öyle bir olay vardı ama arkadaşlar burada pek bir şey gördüm, bir dakika. Bir şey söyleyeyim size, buton gördüm orada, tahta bir buton gördüm, ciddiyim size. Bir dakika, bir durur musun? Vallahi tahta buton var, bir dakika. Tık, bir dakika, şuradan tıklayacağız ona. Şuradan tıklayacağız ama bizi bir fırlat, bizi bir fırlatmaya falan çalış. Vallahi tamam, tıkladık. Fırlatmadı, tıkladık. Evet, fırlatsa çünkü duvarın arkasından falan çıkardık, biz butona tıkladık. Buton vardı orada, kesinlikle arkadaşlar buton vardı. Tamam, Minecraft'ın yine o hatasını kullandık ama bizi blok arkasında değil de işte pistonun içinden doğru fırlattı, biz de onu görürken tak tak bastık. Tamam, hatamız oldu. Evet, şu an kendimi şey ettim, hissettim böyle. Bunca böyle güzel hissediyorum, ben değişik hissediyorum. Neyse arkadaşlar, hindi ki, yani bucu hindi ki. Bir dakika. Okumadım cidden, yemin ediyorum okumadım. İşime yara... Şey, lazım olunca okuyacağım. Bu arada bir dakika, şurada bariz bir bunlar halı ve burada bir boşluk var. Burada bariz 3 blok boş. Burada bir şey olabilir. Burada bir şey uçuyor beyaz yukarıda. Fark ettiniz mi bilmem. Tamam, onlar bir şey değil. Belki şunlardan biraz ettim. 3 tane burada boşluk var bariz bir şekilde. Yani şuralarda falan bir şey olsa. Anladınız mı? Blokların arasında falan. Veya bakalım bir dakika etrafa. Sırayla bakma taraftarıyım. Ben şöyle bir düzensiz değil de bakın. Bir dakika, etrafta burada bir şeyler var mı? Yok. Tamam, bu televizyon değil mi? Televizyon yapmışlar. Aynen. Bak, burada demir tuzak kapılarını kullanmışlar. Tamam, burada bir şey yoksa da onları elleyemeyiz. Burada bir kapı var. Zaten açılmıyor. Açılsa da girmeyecektim oraya. İlk önce buradan başlayacağım. Tamam, bu odadan başlayacağız. Burada yine kapılar var. Altında tam bir ışık saçan şeyler, bloklar var. Tamam, bunlara sadece gece uyuyabiliyoruz. Uyumakla ilgili bir şey de değil. Ha, uyusak falan, duvarın arkasında çıksak diye düşündüm de sadece gece uyuyabilirsiniz diyor. Sanmıyorum. Eğer öyle bir şey olsa da gece olurdu. Yani etrafa iyice bakalım, olmazsa belki sabah olmuştur yanlışlıkla falan, gece yaparız yatarız. Anladınız mı? Ondan sonra kişiler şey yaparız. Burada bir kaktüs var. Kaktüs arada bir şey herhalde, bu da espri. Aa, kaktüs geliyor elimize. Bununla ilgili bir şey olabilir. Kaktüsü elimize alıp bir yere falan, ya bir yere koyamayız çünkü evden şu moddayız. Ama bu bizim bir işimize yaramaz yani kaktüs. Yine de alalım, yine de elimizde kalsın bu. Yine de dursun elimizde. Bu kapı zaten girilmiyordu. Burası zaten açılmıyor. Ama bir dakika, buradan buraya mı basacağız acaba? Buradan buraya basamayız çünkü ben böyle Minecraft nasıl bilmiyorum, elimiz buradan girmiyor, öyle bir hata yok hiç Minecraft şeyinde, yok öyle bir şey. Ya yani hataların çoğunu arkadaşlar artık biliyoruz, bu tür mapler sayesinde hataları da öğrenmiş oluyorsunuz, Minecraft hatalarını. Bakın şurada falan bir şeyler olabilir, ha, bu bizim bir işimize yarayabilir. Bunun içine falan yok, bununla da bir ilgili, bir dakika, yani içine giriyoruz da tamam, bununla ilgili bir hata yok diye düşünüyorum. İpucunu kullanacağım o zaman. Şurayı da biraz kurcalarsak, sonra ipucunu kullanırsak çok daha iyi olur. Kullanalım ya, kullanalım, ipucunu kullanalım. Bedroom. Bedroom'a git diyor, banyoya git diyor. Banyo dediği şey, tamam, tuvalet falan vardı değil mi? Bir dakika lan, ha, kitabı al, ne yapıyorsun? Tamam, banyoya geldik. Burası banyomuz bizim. Ne diyor sonra, bir dakika, banyoya geldik. Okay. Bir şeyler görürsün diyor. Köşelerde ve asla yeri gelmemi. Ne diyor lan bu? Evet. Köşelerde bir şeyler göreceğimizi söyledi. Tamam. Köşelerde bir şeyler göreceğimizi söyledi. Ve bir dakika. Burada bariz bir şey var zaten. Şöyle bir şey var. Acaba evet bununla ilgili, tamam arkadaşlar. Yani ipucunu okumasak bulamazdık. İşte ipucunu okumasak olmazdı. Yani giderdim, ne yapardım biliyor musunuz? Videoyu keserdim. Video izlerdim, oradan bulurdum. Size de işte söylerdim tabii ki video izledim mi? Hani en son çıldırırdım, bir şeyler yapardım. İpucunu Allah'tan koymuşlar. İyi akıl etmişler. Çünkü arkadaşlar cidden Mine 52 diyeyim. Buradan ordu selam. Burada şaka yapıyorum ordu falan diye. Adamlar yabancı yani. Ciddiye almayın yani sakın onu. Tamam, devam ediyoruz. Gidiyoruz herhalde değil mi? Yani gidiyoruz. Daha ne kurcalıyorsun ha? Tamam, gittik. 3. level'dayız. Evet, 3. level'dayız arkadaşlar. Çünkü farklı bir şeydeyiz, alandayız. Bakalım. Burada bir kardan adamımız var. Merhaba kardan adam kardeş. İsmi ne? Oha, ismi de var. Bob. Ne yapıyorsun Bob? Bob, dur sana bura... buramamız lazım. Evet, Bob. Merhaba Bob. Bob. Sünger Bob. Patrick geldi şimdi aklıma. Eltra verdi bu arada bize. Eltra verdiği için takalım Eltra'mızı hemen şöyle. Şu yine sürünme. İçerilere girme. Böyle bir şeyler yapacağız yani. Öyle bir şeyler yapacağız. Yani aralara maralara girme. Bir şeyler yapma olayları olacak yine. Şurada yine bir şeyler olabilir. Hatırlıyorsunuz beni. Eltra verdiğine göre gireceğiz ya. Bir yerlere gireceğiz yani. Eltra verdiğine göre yapışacağız, sürüneceğiz bir yerlere.
Bakalım şöyle etrafı iyice bir bakalım. Kardan adamla ilgili bir şey değil. Şöyle işte yerlerde falan girdiğimizde falan belki bir şeyler görürüz. Çok çünkü zor bir haritaya benziyor bu ve ipucu verdi yine. İpucu verdi. Şöyle çok az bakmak istiyorum buraya. Çünkü arkadaşlar büyük bir alan. Ve şu an hani bir şey yok gibi gözüküyor. Yani halihazırda açıkta bir şey yok gibi gözüküyor. Çok zor olabilir bulmamız. Hani yine şöyle içeri girip falan şöyle bir şey görsek oraya bassak yine ilk bölümdeki tarzı. Öyle düşündüm ama bir dakika burada bir... Yok yok bu da normalmiş. Okuyorum. O zaman okuyorum. Tamam ipucunu okuyorum. Evet level 2 gibi. Bu hata level 2'ye benziyormuş. Yani neyse bunu. Küçük bir hata var diyor herhalde. Aynen küçük bir hata var diyor. Aynen. Level 2'deki gibi küçük bir hata var diyor. Yani köşeli bir hata ama köşeli olduğunu söylemedi ama yani küçücük bir hata var diyor. Çok ayrıntılı galiba bir hatamız var. Bir dakika bir şey diyeceğim. Ben bu ağacın üstüne şöyle Eltra ile çıkamaz. Bir dakika Eltra'ya gerek yok ki ben buradan direkt de zıplarım. Evet zıpladım tamam direkt de zıplarım. Çok kasmaya gerek yok aslında biliyor musunuz? Biz salağız aslında çok şey yapıyoruz. Buradan buraya atlasak bir dakika şöyle yol çizelim. Buradan buraya atlasak tamam atlarız. Buradan oraya da atlarız tamam bir şekilde atladık diyelim. Buradan oraya tamam bir dakika şu tarafı göremeyiz. Gidelim. Denemekte fayda var her zaman söylediğim gibi. Risk almazsan şarap içemezsin. Buradan buraya atlamamız biraz zor olacak ama imkansız değil ya. İmkansız değil cidden imkansız değil. Bir dakika. Şöyle bir şey yapacağız arkadaşlar. Ben oraya uçtan atlamaya korkuyorum. Çünkü Eltra'mız olduğu için Eltra'mız birden bizi aşağı çekebilir. Eltra'yı çıkartalım o yüzden. Çünkü bunlar zaten normal parkur. Normal atlayabildiğimiz yerler. Şöyle bir şey normal atlayalım. Buraya normal atlayalım. Şöyle gelelim şuraya. Tamam bak buradan Eltra'sız daha kolay bir şekilde atlayacağız. Şöyle şunu görelim. Evet Eltra'sız çok daha korkusuz bir şekilde atlıyorum. O benim psikolojik bir sorunum yani. Eltra tabii ki iki kez basmayınca bir sıkıntı çıkarmıyor ama benim psikolojik bir sorunum arkadaşlar öyle. Ben Eltra'yı şey yapamıyorum. Şimdi buradan buraya atlamamız için pek de bir şey gözükmüyor. Şunları hiç fark edemiyorum. Yani arada boşluk olması lazım. Fakat arkadaşlar buradan buraya atlayamayız. Arada boşluk olmadığı için. Biz buradan geldik. Tamam buradan geldik. Yok şuradan. Evet buradan geldik. Acaba buraya değil de. Zaten bunun üstünde bir de bir şey yok. Acaba buradan değil de şöyle mi gidecektik? Evet buraya mı gidecektik? Buradan falan böyle yukarı mı çıkacaktık tarzı düşündüm şu an. Buradan buraya atlamamız çok zor oluyor yalnız. Buradan imkansız gibi duruyor. Daha yukarıdan da bir şans. Bir dakika Eltra gel bakayım buraya Eltra. Şöyle yapsak araya falan girsek Eltra sayesinde olmaz mı? Aha vallahi girdik. Tamam araya bana girdik bir şeyler yaptık. Yalnız bir şey diyeceğim. Eltra sayesinde bu aralara gire gire yukarı çıkamayız. Yukarı çıkmak olmaz. Ya bir dakika ben başladım yere. Bir şunu ben çok karıştırdım şu an. Bir dakika Eltra ile şu araya yok bu araya zaten girmemize gerek yok. Karşıya atlayabiliyoruz. Evet şuradaki araya girsek sanki daha iyi olur. Ve aha arkadaşlar bakın şu odunu görüyor musunuz? Şuradaki odunu görüyor musunuz? Tam bakın şurada zoom olsa göstereceğim ama fark ettiniz zaten orada bir boşluk var. Odunların arasında bir boşluk var. Zaten oraya gitmemiz lazım. Oradan atlayamıyorsak buradan bir şey deneyelim. Eltra'ya deneyelim. Eltra'mız takılı. Araya girmeyi deneyelim. Şu araya mı şu araya mı neyse atlayalım. Bir şekilde yapacağız bir şeyler. Evet girdik vallahi araya girdik. Araya girdik bir dakika. Apma. Tamam. Ap çık. Ne lan? Hadi üstümüz şey değil mi? Oo. Galiba üst kata gidecektik biz. Yanlış yere atlamışız. Tamam. Yanlış yere attığımız için galiba bizi yukarıda diyor. Evet arkadaşlar buradan çünkü gideceğimiz bir yer yok. Buradan bir yere çıkamayacağız gibi duruyor. Evet evet arkadaşlar yukarı gitmemiz lazım. Bizim tekrar yapalım. Hemen tekrar hiç sıkıntı değil. Hiç sıkıntı değil. Anladık yani. Olayı anladık arkadaşlar. Oradan bir şey oldu. Yani çünkü bizi uyardığı için de bariz şekilde oradan gidiyoruz. Şuradan arkadaşlar hemen gidelim. Şöyle hop atladık. Tamam çok güzel. Üste atlayacağız bakın. Atladık atladık. Çok güzel. Dur ne yapıyorsun bekle shift'e basma devam 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 ve çıktık tamam ve çıktık çok güzel çıktık şimdi odun neredeydi odun burada mıydı evet yüksek olan dedi odun çünkü burada olması lazım yine buradan ne yapacağız yine Eltra mı yok yine Eltra değil buradan normal gideceğiz buradan da normal gideceğiz buradan da normal çıkacağız ve arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi derken nerede şeyimiz ha tamam odunuz burada. Evet buton var. Tamam arkadaşlar geçtik. 4'e mi geçtik? Galiba 4'e geçtik. Bu arada kamera durursa ben fark etmezsem öyle facecam falan birkaç dakikalığına gidebilir yani söyleyeyim. Chestlerimiz var. Burası neydi? Burası kilise mi oluyordu? Evet galiba burası kilise. Tamam haçlar falan. Kilise yapmışlar buraya. Kilisede chestlere bakıyoruz. Çok güzel. Burada ne var? Dedik ne diyor? Oo, ne yaptık lan? Aga bak korkarım. Korkarım. Niye korkarım biliyor musunuz? Tekim şu an stüdyoda. Burada benim mekanda tekim. Bu ne aga? Bu ne oğlum burada? Nereye girdik lan biz? Oğlum burası karanlık lan. İpucumuz verdi mi yine? Verse hemen okuyalım. Ne diyor? Shulkerbox. Yani şunlarla ilgili. Korktum birden. Ne yapıyorsun? Shulkerbox'larla ilgili bir şey var arkadaşlar. Shulkerbox'ları biliyorsunuz.
belki çoğunuz da bilmiyorsunuz. Hatta ben çekmedim lan. Bunları sanki tanıttım gibi mi geldi de yok, bunları arkadaşlar tanıtmadım ben. Evet, keşke tanıtsaydım bunları size. Bunları çoğunuz bilmiyor olabilirsiniz Shulkerbox'ları. Arkadaşlar şarkılar var işte, bunları kesin yapan, bunların Shulkerbox'ını yapabiliyorsunuz falan, böyle chest gibi açılıyor falan. Ve bunların neyi vardı? Yanınıza alabiliyorsunuz. Yani bunu kırdığınızda, bu şey kırıyorsunuz bunu, İçindekilerle beraber elinize geliyor böyle çok güzel bir şekilde. Hani backpack olayını mesela direkt Minecraft'ta eklemiş oluyoruz. Yani backpack moduyla falan şey yapıyoruz, onu arkadaşlar direkt eklemiş oluyoruz. Öyle söyleyeyim, daha iyi anlarsınız yani. Shulkerbox'larla ilgili bir şey var ama geri nasıl döneceğiz biz şimdi? Evet, Shulkerbox'larla bir işimiz yok şu an. Bir dakika, Shulkerbox'ların arkasında falan bir şey olabilir. Evet, kesin öyle bir şeydir zaten. Kesin öyle bir olay vardır. Shulkerbox'ların arkasında ve büyük ihtimal bunun değil. Ne, hangisinin arkasındadır? Evet, bakın bununla ilgili bir şey var galiba. Bunun üstünde mi olur? Yo, nerede olur? Vallahi şu an çözebilmiş değilim. Ne diyor ama, bir dakika, daha net okuyayım, daha dikkatli okuyayım. Evet, Shulkerbox'ları açtığımızda evet, Shulkerbox'larla bir şey var. Shulkerbox'ları açtığımızda bir şey var. Bak, bunları açtığımızda bir şey olacak ama çok karanlık olduğu için fark edemiyorum da zaten. Bakın bunu açtığımızda mesela, bak burada bir Shulkerbox daha var. Bunu hiç görmedik. Bunu vallahi hiç görmedik. Bununla ilgili bir şey var. Bununla ilgili cidden bir şey var. Bunu nasıl yapacağız? Bekle. Şimdi gelelim, açalım. Bizi yukarı mı çıkaracak? Ne yapacak anlamadım lan. Olabilir, cidden öyle bir şey olur. Buna vallahi tamam, bulduk. Kendim çözdüm. Vallahi kendim çözdüm. Şu an içim şey oldu. Vallahi içim kıpraştı şu an. Evet, çok mantıklı ama, cidden çok mantıklı. Shulkerbox'larda da hata var. Evet, Shulkerbox'ların hatasını ilk defa gördüm arkadaşlar. Ve şu an sizle beraber öğrenmiş oldum deneyerek. Çok güzel oldu. Cidden bunu öğrenmemiz çok iyi oldu. Evet, bir labirent var. Labirent. Bakın elimizi sağ tarafa koyuyoruz. Elimizi her zaman sağ tarafa koyuyoruz. Bu labirentte elimizi sağ tarafa şöyle. Sağ dersek sağ. İlaç çıkışı olacak bakın. Elimiz sağda, tamam. Elimizi sağda düşünün şu an. Evet. Minecraft'ta şu an elimiz sağda mesela. Hep sağ duvardayız. Sağ duvar. Bakın. Hep arkadaşlar böyle yanılınca hepsini çıkartıyor zaten doğru da. Bu sağ kol. Evet, sağ el duvarda olması her zaman işe yarar. Bakın şöyle. Yine burada bir yanılacağız mı? Yok. Devam ediyoruz. Evet, devam ediyoruz şu an. Sağda hala elimiz. Sağda. Elimiz hala sağda. Yalnız eğer etrafta dönüyorsak orada hata olabiliyor, onu söyleyeyim yani. Evet, elimiz hala sağda. Tamam, çıktık galiba. Troll diyor. Allah belanı versin diyorum ben de. Şerefsiz evladı. Sağ duvardayız. Sağ duvar. Sağ. Sağ duvar. Evet, şöyle devam ediyoruz. Aha, tamam, butonu bulduk. Çok güzel. Evet, geçtik. Bölümümüzü geçtik arkadaşlar. En sonunda çık. Bakın elimizin sağda olması bize neler kattı yani. Yani boş boşuna uğraşmamış olduk. Tamam arkadaşlar, şimdi bir evin içi var. Yani ev var, evin içi var. Burada doğduk. Elimize kitap yine geldi. Okumayacağım. Etrafa biraz baktıktan sonra okuyacağım onu. Etrafı arkadaşlar biraz inceleyelim. Evet, burada bir minecartımız var. Ve buna bindiğimizde acaba, dur bakayım. Dur, bin bakayım şuna. Evet, orada yazı var. Bir dakika, orada yazı var. Onu hemen okumamız lazım. Belki de onu okumamız için bu. Evet, belki de onu okumamız için. Hemen gidelim şöyle. Kafam üst tarafa dönük olsun. Onu hemen okuyacağız bakın. Ne diyor? Yo, yine 52. Adamlar yine ordunun plakasını yazmış. Ordular yine kendi şeyini konuşturmuş. Yok arkadaşlar. Evin içinde bir olay var. Paper. Buna bastığımızda kağıt geliyor. Buraya mı koyacağız? Evet, buraya koyduk. Anvil var burada. Kitabı mı koyacağız acaba buraya? Ne yapacağız lan? Ben ne yapacağız acaba? Bir şey şu an anlamadım. Ha. Kağıdı alacağız. Buraya geleceğiz. Bunu böyle yapacağız ve buna ne yazacağız acaba? Ne yazabiliriz ki? 52 Minecraft. Dur, 52. Mike böyle mi yazmışlardı? Minecraft 52 mi yazmışlardı? Evet, 52 Minecraft. Koy kardeşim kodu. Hiçbir şey olmadı. Hiçbir şey olmadı. Bir dakika. Yanlış yazdık o zaman. Dur, ne yazıyordu burada? Ya adamlar ne yazdı? Ben cidden şu an çok kendimi şey buldum böyle. Sherlock Holmes gibi falan sandım şu an kendimi. Bir dakika. Demek ki öyle bir şey yok. Birleşik vallahi bir bulduk ama. Ciddiyim olayı bulduk. Bir dakika, çık şuradan. Vallahi Sherlock Holmes gibi adamım. Gir. Al şuradan bir kağıt kardeşim. Ver bana bir kağıt kalem. Hemen şuraya gidelim, kağıdı yazalım. Ne? 52. Bir dakika, 52 Minecraft M'si büyük yine. Tamam, aldık. Şöyle ordu aşkına, ordunun gücü adına. Evet. Geçtik. Çok güzel geçtik. Evet, şu an kayıt kapandı, bir dakika. Kaydı kapandı. Hemen geliyoruz. Evet arkadaşlar, yine karlı buzlu bir bölümdeyiz. Bakalım burada neler yapabileceğiz, neler yaratabileceğiz burada. Şimdi ne oldu lan? Zemine basınca buraya attı. Cidden şu an saçma bir şey oldu. Bir dakika, buradan inelim. Sürekli buraya atıyor yalnız. Zemine mi basmaya çalışacağız? Çünkü arkadaşlar bununla ilgili bugün bir harita gördüm. Onu çekecektim daha doğrusu. Yani bir kanal var, yabancı bir kanal var. Zemine dokunmadan böyle çok güzel bir harita. Yani onu da çekebilirim. Hatta kanalda görebilirsiniz yani bir iki gün sonra. Hatta bunun ardından da görebilirsiniz. Galiba zemine basmadan aynen ilerleyeceğiz. Dur bakayım, şuraya atlayalım. Bir dakika, atlayamıyoruz. Bir dakika, atlayamadık tekrar. Yine atlayamadık. Şöyle çıkalım tekrar yukarı. Buradan atlayabileceğimiz en yakın şey o mu ya? Evet, en yakın şey o galiba. Atlayabileceğimiz
Atla kardeşim. Tamam, atladık. Bakın evet, bununla ilgili bir şey. Buradan nereye atlayacağız acaba? Bu zemin bizi şey yapar mı? Anladınız, ondan yapar mı? Yapmaz herhalde, atlayalım. Oo, o zemin de bizi alıyor. O zaman şuraya atlayacağız. Bakın şunu görüyorsunuz değil mi? Şunu. Şuranı görüyorsunuz. Tam oraya atlayacağız. Bakın. Atla buraya. Tamam, bunu yapabiliyoruz zaten. Şuraya atlayacağız. Yok. Şöyle gelsek tamam, şuradan. Atlasak atlarız lan aslında. Bir dakika, atlarız. İmkansız değil lan, atlarız, bekle. Atla kardeşim buraya. Buradan buraya atlayacak olan atlarız yani. Kesin atlarız bak. Şöyle atla artık be. Atla kardeşim be. Evet. Atladık. Onun gücüyle. Buradan da atlarız falan, atlayamıyoruz. Atlasak güzel olacak. Atlasak mükemmel olacak. Atlayamıyoruz. Ne yapayım? Atlayamıyoruz yani. Dur, şunun kafasını bir şey deneyeceğim. Bir dakika. Atlayamıyoruz. Bir dakika. Gel bakayım, neredesin kardeşim, kardeş? Gelir misin buraya bir? Yok, bunun kafasını atlamak kardeş öyle bir şey yok yani. Bu ayılarda falan da geçerli. Sadece hani üstten üstümüze hareket falan ediyoruz. Birbirimize çarpıyoruz. O kadar yani. Kafasından falan hareket etmek yok yani. Bir daha deneyelim. Atlayacağım abi. Ben atlayacağım. Oraya atlayacağım. Bir dakika, ben ipucunu unuttum. İpucunu hiç okumadım. Evet, ipucunu okumadık arkadaşlar. Hatta geçen bölümde okumadık değil mi ipucunu? Aynen, geçen bölümde hiç ipucu okumadık. O yüzden bunu unuttuk. Whatever you do, don't trust the floor. Evet, zemine güvenmememizi söylüyor. Tamam, bunu zaten biz çözdük. Kendimizi çözdük yani bunu. But you can't trust the edges. Edges derken şeylere güven diyor. Ne diyor yani? H neydi lan? H ne demekti yani? Vallahi hiç şu an bilmiyorum. H neydi? Evet arkadaşlar, H kenarlar demekmiş. Yani kenarlara güvenmemiz lazım. Kenarlar dediği galiba duvarlar oluyor. Duvarlara nasıl güveneceğiz acaba? Dur bakayım. Şöyle. Buraya atlayalım. Tamam, bir dakika, atlayamadık zaten. Duvarlara nasıl güveneceğiz abi ya? Anlamadım ben onu. Kenarlar. Bir dakika, kenarlar. Kenarlar. Evet, atla bakayım şuraya. Bir dakika, atla. Kenarlar. Yok lan abi, ben anlamadım ya. Vallahi ben... Bir dakika, şimdi anladım. Yani şunlardan mı bahsediyor acaba? Yok, bunlar da değil. Abi ben çözemedim şu an ha. Cidden çözemedim şu an, ben anlamadım. Aha, tamam adam, tamam. Kenardayım şu an, kenardayım, evet kenardayım. Ama buradan sonra ne yapacağım? Benim buradan sonraki işim ne? Evet, buradan atlayabileceğim başka bir yer yok yani, anladınız mı? Bakın bu blok, evet bu blok beni şey yapıyor. O zaman bir dakika, her kenar olacak tamam mı? Her kenar, öbür kenara atlayacağız değil mi? Şu kenara atlayalım. Ama tamam, bu kenara atladık. Nereden şimdi? Nereden gideceğiz? Bir şey söyleyeyim mi? Biz bence şuraya gideceğiz. Bu evin içinde bir şey yok gibi. Oo, evin içine mi gideceğiz acaba? Dur. Allah belanı versin seni. Abi yapamıyorum, bekle. Vallahi kenarda. Aha, buton orada. Abi ne yapacağım, bekle. Şuradan sanki daha yakın. Tamam, buradan atlayacağız. Şuradan atlayacağız buraya. Allah, atladım. Vallahi atladım. Bas. Yeter. Coal Factory. Evet, kömür fabrikasındayız şu an. İpucunu okuyalım, ne diyor? Bir dakika, ipucunu okumayalım. Tamam, keşfedelim. Bir keşfetmek lazım en azından. Üstümüz boş. Rahat atlarız. Buradan ne yapacağız şimdi? Buraya atlarız. İpucunu okuyalım ben. Oo, ipucunu okuyalım. Bir dakika, şuraya vursak. Ne değişiyor yani onun önünde? İpucunu okuyalım. Bir dakika, ipucunu okuyalım. Bu mislim kalmış. And time types include getting everyone from enemies, raising and everyone boosting our gaps. Hiçbir şey anlamadım. Hiçbir şey anlamadım şu an. Hiçbir şey bakın. Hiçbir şey diyorum. O kadar yani. Hiçbir şey anlamadım şu an. Neyse, atlayalım bir aşağı bakalım. Oo. Aşağı atlamamız kötü oluyor bizim için. Bize bir şey verir falan sandım da yok. Öyle bir şey de değil. Ne yapıyoruz? Aman Allah'ım. Bir şey diyeceğim. Evet, şu an biz bu oku kendimize atmamız lazım. Şöyle. Evet. Çözdüm. Bu ok arkadaşlar bizi bu tarafa fırlatacak. Elf bu, tamam, bizi bu tarafa fırlatacak. Oo, dur, çok kötü fırlattı. Daha demin güzel fırlamıştık ya. Vallahi daha demin 10 numara fırlamıştık. Şöyle. Dur. Hop, mükemmelsin ama orada bilerek bir boşluk bırakmışlar. Aa, azıcık daha çapraz. Çok az daha çapraz yapmamız lazım. Yani şöyle şu tarafa doğru bakıp şöyle atmamız lazım. Bir dakika, çok yanlış oldu. Çok az attık. Şöyle az şu tarafa bakıp. Heh, havaya. 10 numarasın, mükemmelsin. Tamam, 10 numarasın. Tam çözdük arkadaşlar. Tam çözdük. Geliyoruz elimizde. Çok güzel bir şekilde, çok rahat bir şekilde basıp geçiyoruz sıradaki level'ımıza. Artık bitmiyor mu ya? Harbiden çok fazla oynadık ya. Vallahi bayağı oynadık yani. Yine evli bir bölümümüz var. Evli bölümü severim biliyorsun. Sherlock Holmes gibi çözdüm daha değil mi? Burada bir şey gibi gördüm yolu. Bu da mı Bob? Hepsi mi Bob bunların? Evet, Bob kardeş, merhaba. Evin içine girelim bakalım. İpucu vermedi bu arada, evet. Bu bölümde ipucu vermedi ve zıplama desteğimiz var. Ve korumamız var zaten her zamanki gibi. Evet, evin içine bakıyoruz şu an. Uyuyacağız mı yine? Yok, uyumayacağız. Uyumakla ilgili bir şey yok. Çünkü zaten bunun arkasına gidebiliyoruz yani. Oo, bir dakika, yalnız uyursak onun değil de bölümün arkasına gideriz. Bir dakika, tamam. Gece de olmuyor ama. Nasıl yapacağız lan? Buradan bir olay olabilir mi? Olaylar, mevzular, ne haber kardeş? Şimdi mantıklı düşündüğümüzde tamam, yine buradan bir olay olabilir. Ne yapacağız lan abi? Burada bak bir şey var. Şimdi bir dakika. Şurada bir şeyler yok. Burada bir şeyler yok. Ağaçların diplerinde yine bir şeyler olabilir. Bak, ağaçların diplerine çok dikkatli bakmamız lazım. Evet, ağaçların dipleri. Burada gizli chestler.
Küçük küçük gizli bloklar falan. Yani karlı alanlarda her şey yaklaşık beklenir yani. Yani Christmas yapmışlar da zaten bölümlerde, yani bunun orijinal bölümlerinde çoğu bölüm karlı oluyor. Çünkü arkadaşlar karları bu şekilde koyduğunuzda aralarda cidden gizli gizli bloklar yapabiliyorsunuz. Yani, yani blokları güzel bir şekilde gizleyebiliyorsunuz bu kar bloklarıyla, kar katmanlarıyla. Şimdi bu olayımız acaba ateşte olabilir mi? Ateşte de olamaz, yok. Ateşte de çünkü bir şey yok şu an. Ateşin üst tarafından, yani bu şöminede bir şey olabilir mi? Yok, yine yok. Chest'imizde de yine hiçbir olay yok. Altına bakalım, burada da bir şey yok. Oo, bunların arkasında olabilir. Yok, bunun arkasında da yok cidden. Bunlarda da yok bir şey. Ne yapacağız o zaman? Evet, şu an çok şeyim. Hiçbir şey anlamadım şu an. İpucu da vermiş. Şu an ipucumuz da yok yani. İpucumuz da yok elimizde. Acaba ne yapacağız yani? Yani bir merdiven tarzı bir şey olabilir bence. Hatta bir şey diyeyim. Buradan böyle zıplasak, zıplamadı. Ah! Oha, bir ne oldu? Durur musun bir dakika? Ama tekrar yapamam diye korkuyorum şu an. Cidden tekrar yapamam diye korkuyorum. Zıplama desteği vardı. Yani böyle yanarak manarak şuraya tutunurum diye şey yaptım da ben. Beni yukarı fırlattı. Böyle bir hata var mı arkadaşlar? Yok. Değil mi? Kesinlikle bu da map'in bir olayıdır. Evet, bakın şu an yanarken zıplama desteği aldığımızda böyle mi oluyor Minecraft'ta? Yani en azından 1.11.2'de böyle mi oluyor? 1.11.2, 1.11.2'de böyle mi oluyor? Acaba hata mı yaptılar? Ben böyle bir şey hayatımda ilk defa görüyorum. Yani şu an bana belki de böyle bir şey cidden varsa cahil falan diyebilirsiniz. Yani siz falan biliyorsanız böyle. Ama ben ilk defa karşılaştım. Cidden ilk defa karşılaştım şu an. Yanarken, zıplama desteğimiz varken böyle mi oluyor? Şu an cidden çok şaşırdım. Harbiden şaşırdım. Neyse, devam edelim bakalım. Oo, bir dakika, sakin. Aşağı düşürdük yine. Şuradan devam edelim. Evet ya, tamam. Buradan sonra... Aa, tamam, tamam, buradaymış butonumuz. Ve arkadaşlar hepimiz bitiyor burada. Cidden çünkü o hata, yani en şaşırtıcısı ve en şeydi, son map olduğunu zaten ben de anlamıştım. İpucu vermemesinden de son map olduğu anlaşılmıştı. Şu parkuru bir dakika çok yapmak istiyorum, bir dakika şurada. Parkuru hemen yapalım. Çok cidden şu an yapasım geldi ama yapamam galiba. Ben orayı, bir dakika, ben orayı geçemem. Ben kendim biliyorsam orayı şu an geçemem ama geçmek de isterim. O yüzden sizi böyle burada bayağı bir tutarım yani. Hani bayağı burada beklersiniz. Evet. Beklemeyenler şu an hatta videoyu kapattı, ben hissediyorum. Hope you enjoyed this Christmas and regular Christmas too from your 52. favorite Mac Makers. Hemen 52 temel arkadaşlar. Ordulu takım, ordulu map builder'larımız. Evet, Team 52'ya buradan sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Yani map'i yapan gruba, takıma buradan sonsuz teşekkürlerimizi iletiyoruz. Cidden çok güzel bir harita olmuş. Yani Noel, Christmas falan beni pek ilgilendirmese de, yani yeni yıla özel, yılbaşına özel süslemeler, püslemeler konseptinde bir harita olmuş. Yani güzel bir harita. Ben çok beğendim cidden. Sizin de arkadaşlar tabii ki indirmeniz için haritayı aşağıdan koyacağım. Harita da aşağıda bulunuyor. Tabii ki bunu videonun sonunda niye söyledim anlamıyorum. Çünkü videonun sonuna gelmiş bir insan zaten her şeyi gördüğü için haritayı bence indirmez. Ama arkadaşlar indirmek isteyen olursa işte aşağıda, videonun açıklama kısmında aşağıda daha fazla gösterdiklerseniz orada en aşağıda, en aşağıya yazıyor. O zaman ne yapıyorsunuz? Kendinize iyi bakıyorsunuz ve hoşça kalıyorsunuz. Hoşça kalıyorsunuz ne, onu anlamadım şu an. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz arkadaşlar.